Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak geçen sene ilk defa kişisel gelişim seminerleri dizisi başlattık. Her yıl 3 tane gerçekleştirmeyi amaç edinerek başladık. Geçen sene 3 tanesini gerçekleştirdik değişik konularda. Bu benim özellikle çok önemsediğim bir konu, kişisel gelişim. Ve sadece bizim Turizm Fakültesi öğrencilerini değil, bütün üniversitemiz içerisindeki bütün fakültelerin öğrencilerini de çok yakından ilgilendiren, sadece öğrencileri de değil aslında hayatın her aşamasında herkesi ilgilendiren konulara öncelik verdik ve konuları belirlerken buna çok dikkat ettik. Geçen seneki konularımızdan bahsedeyim isterseniz. İlk olarak Başarıya Giden Yol isimli bir seminerimiz oldu. Açılışı öyle yaptık. Daha sonra stres yönetimi ile ilgili bir konumuz oldu. Bir de meditasyon ile ilgili bir konu belirlemiştik. Onun dışında yine benim çok önemsediğim Mevlana konusu var. Konya'dan bir profesör hocamız gelmişti. Mevlana'nın hayat görüşüyle ilgili ve bunun kişisel gelişimdeki katkılarıyla ilgili bize bilgi vermişti. Çok güzel 3 sunum gerçekleştirdik geçen sene. Bu sene de yine 3 tane demiştim olacak diye. İlkini bugün gerçekleştiriyoruz. Sizleri de aramızda görmekten o yüzden çok memnun olduk, mutlu olduk. Herkesin duyması. Seminere dışarıdan bir konuğumuz var. Evet, dışarıdan bir konuğumuz var. Bu kişisel gelişim 4 oluyor bizim. Dördüncüsünü bugün gerçekleştiriyoruz. Gazi Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Hamil Nazik hocamız bizimle birlikte belirledik konumuzu. İletişim ve imaj gelişimi olarak ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle son yıllarda iletişim konusunun herkesin bilmesi gereken, herkesin sahip olması gereken, en azından farkında olması gereken konular var. Bunu biraz sonra gerçekleştireceğiz. Herkesin faydalanmasını umuyorum. En azından bu konuların önemiyle ilgili bir farkındalık yaratabildiysek ya da yaratacaksak bu beni çok mutlu eder, çok memnun eder. Bütün herkesin katılımını istiyorum aslında ben. Sadece üniversite çapında kalmasın da dışarıdan da dışarıya da açık olsun, herkes katılsın istiyorum. Ben kendi şahsım adına çok önemsiyorum. Katılım iyi, ilgi iyi. Şu an bakıyoruz gitgide artıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Demek ki önemi artık anlaşılıyor gibi geldi bana. Ama gönül ister ki herkes katılsın. Mesela ben sektörden de insanların katılmasını istiyorum. Profesyonel iş yaşamında olan insanların katılmasını istiyorum. Öğrenciler için çok önemli bir konu. Öğrencilerin ilgi göstermesini istiyorum. Sanki böyle ilgi var gibi, olacak gibi. Şimdi ben bir turizmci olarak şöyle bir gözlemim var. Bunu aktarmak isterim. Kapadokya bölgesi çok önemli turizm açısından dediğiniz gibi. Yani ender bulunan doğal güzelliklere sahip olan bir yer. Genelde kültür turizmine hitap eden bir yer. Kültür turizminin kendine özgü bir önemi vardır. Bu yadsınamaz, o da şudur. Kültür turizminin alternatifi yoktur. Mesela bir denizin veya bir şifalı suyun veya başka bir faaliyetin alternatifini dünyada bulabilirsiniz veya Türkiye içerisinde bulabilirsiniz ama kültür ülkelere özgüdür. Yani milletlere özgüdür. Dolayısıyla bir milletin kültürünü başka bir yerde aramanız, bulmanız mümkün değildir. O yüzden Kapadokya bölgesinin böyle bir önemi de var. Yani doğal güzelliklerinin yanında aynı zamanda bir de kültürel özellikleri içinde barındıran bir yer. Hem kültür turizmi açısından çok popüler olabilir, daha da ileriye gidebilir. Bir de inanç turizmi açısından çok iyi değerlendirilebilir diye düşünüyorum ki bu iki turizm türü diğer turizm türlerinden çok farklıdır. Neden farklıdır? Alternatifi yoktur. Eğer buradaki yeraltı şehirleri diyelim veya işte Hristiyanlığın doğduğu yer ve Hristiyanların büyük bir kısmı buraya o dinin gereklerini yerine getirmek için geliyorlar veya buradaki kiliseleri ziyaret etmek için geliyorlar. Bu bence çok daha iyi değerlendirilebilir. Yani şu an itibariyle değerlendirdiğimizde hak ettiği yeri bulmuş olduğunu söyleyemiyoruz. Daha fazla olabilir. Gelen turistlerin milliyetleri açısından değerlendirdiğimizde son zamanlarda Korelilerin artış gösterdiğini görüyoruz. Brezilyalılar sanırım, Meksikalılar daha çok popüler. Japonlar geliyor. Sanırım yavaş yavaş Amerikalılarda bir artış var. İtalyanlar, İspanyollar geliyor. Ve bu kültürlere baktığımızda, yani bu toplumlara baktığımızda gelir düzeyleri nispeten biraz daha fazla olan milletler. Bu kişilerin Kapadokya bölgesinde ortalama 1.6 gibi bir geceleme yapmaları bence çok az. Bu bir sıkıntı. Mesela deniz kenarına giden bir kişi 3 gün, 5 gün, 1 hafta kalıyor. Buraya gelen bir kişiye hızlandırılmış bir şekilde bölge tanıtılıyor. Bir gece konaklıyorlar, en iyi ihtimalle 2 gece konaklıyorlar. Daha kişi otele giriyor, odasını tanımadan
akşam giriyor, sabah çıkıyor. Yani hızlı bir tur söz konusu. Bu turlar yavaşlatılabilir. Yani tur programları, ki bu seyahat acentalarını ilgilendiren bir konu, tur programlarını yavaşlatabilirler. Bir de buraya gelen turistlerin büyük bir kısmı farklı güzergahları izleyerek geliyor. Mesela o tur programı içerisinde burası sadece bir nokta olarak satılıyor. Sadece bir destinasyon olarak satılıyor. Kişi Antalya'ya gidiyor, denize giriyor. Oradan işte Denizli'ye gidiyor, Pamukkale'yi görüyor. Oradan buraya geliyor, buradan İstanbul'a gidiyor. 5 gün içerisinde bu 4 yeri gezme durumları söz konusu oluyor ki bu da biraz önce dediğim gibi benim tabirim bu, hızlandırılmış bir şekilde. Yani tadına varmadan yapılıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla başlı başına bir destinasyon olarak satılabilir diye düşünüyorum. O seyahat acentalarının çok iyi bileceği konulardır diye düşünüyorum ben. Yani onu seyahat acentalarına da bir yerde sormak lazım. Çünkü onlar bunu ne amaçla yapıyorlar? Bunu yapmalarının elbet bir sebebi vardır. Ya bu sebep neden kaynaklanıyor? Onlarla birebir görüşmek daha mantıklı olur. Bu benim turizmci olarak genel bu benim gözlemim. Belki pazarlama politikalarını değiştirebilirler. Demek istediğim kısacası burayı başlı başına bir destinasyon olarak pazarlanması gerekiyor ve bence 3 gün 4 gün gibi bir süre ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hak ettiği yeri henüz bulmuş gibi hissetmiyorum ama bölgedeki konaklama işletmelerinin kalitesi çok iyi. Özellikle bu butik otel tarzı dediğimiz işletmelerin ben çoğunu da gezdim. İşim de icabı, merak da ettiğim için. Gördüm ki yurt dışındaki çoğu otelden daha iyiler. Gerçekten. Yurt dışındaki çoğu otelden daha iyi oteller var. Hem 5 yıldızlı otellerimizin kalitesi iyi. Hem de özellikle butik oteller. Mesela butik otelleri biliyorsunuz. İçinin döşemesi, oradaki otantik yapı, oradaki kültür başka bir yerde yok. Yani mesela kuru binayı her yerde bulabilirsiniz. Bir 5 yıldızlı oteli her yerde yapabilirsiniz ama bu kayadan oyma şeklinde yapılan yerler diğer yerlerden çok farklı ve yüksek ücretle de satılıyor. Buraları daha da iyi değerlendirilebilir, daha iyi pazarlanabilir, daha iyi lanse edilebilir ki bununla ilgili çalışmalar ben yapılıyor diye gözlemliyorum açıkçası. Yani çok da başıboş bırakılmış bir durumda değil. Çok başıboş değil ama daha da üzerine gidilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani bu konuda daha da çaba harcanabilir, harcansa daha iyi olur diye düşünüyorum.